Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle yine tığdan yapılan çok güzel bir örnek göstereceğim. Yapılışı çok kolay ve basit. Bunu rahatlıkla yazmalarınıza yapabileceğiniz bir model. Arkadaşlar, bunun için ben küçük bir örnek çıkardım yine. Tabii sizlere de yine küçük bir parçada göstereceğim. Yeşil ipimi alacağım şimdi. İlk olarak yeşil kısmı yapılıyor. Daha sonra üzerinin küçük çiçeklerini yaparak bitirebileceğiniz bir oya. Arkadaşlar, dibini tığ battısını 2 zincirli tığ battı olarak yaptım. Şöyle 2 zincirli tığ battıdan oluşuyor ve üzerinin minik çiçekleri var. Şimdi bir tane şöyle zincir çekerek başlayalım. Arkadaşlar, bunu normal yazmanızı başlarken bu şekilde başlayabilirsiniz. Hemen yazmanıza şöyle başlayabileceğiniz bir oya. Evet. Şimdi bir tane şöyle zincir çektim, sabitledim ve örümcek yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 kez doladım. 1, 2 tığ battı atladım. 3. tığ battıya şöyle batıyorum. Ve 2, 2, 2, 2 olacak şekilde trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanın tepesine şöyle bir küçük pırpır yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanın yine yanına, tepesine ikinci pırpır yaptım. Ve yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yapmış olduklarım pırpırların yanına şöyle üçüncü pırpırı da yaptım. Ve geriye kalan kısmını da yine sık iğne ile dolayarak aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğneyi batmış olduğum tığ battıya şöyle yaptım arkadaşlar. Bakın böyle. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir tane örümcek yapıyorum. Bakın. Bu şekilde bir örümcek yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum örümceğin tepesine batıyorum. Şöyle tepesine battım arkadaşlar. Şöyle küçük bir yuva oluşturdum yani. Bir zincir çektim. Hemen bir örümcek daha yapıp şöyle bakın, iki örümcek arasına bir yuva yaptık. 1, 2, 3 tığ battı atladım. Dördüncüye batıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bir örümcek yapıyorum. 1, 2, 3 kez doladım. 1, 2 tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum. 2, 2, 2, 2 olacak şekilde çıktım. Tekrar 3 zincir pırpır yaptım. 3 zincir, ikinci pırpır, 3 zincir, üçüncü pırpır yaptım. Geriye kalan kısmı yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaparak aşağıya kadar geldim. 7. sık iğneyi şöyle tığ battının içine yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle olacak. Ve yine buradan örümcek yapıyorum. Yuvayı yapıyorum. Böyle yeşil kısmımız
Bu şekilde devam edip yazmamızın sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi size renkli kısmını yapmak için renkli ipimi alıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu yapmış olduğumuz yuvanın içerisine şöyle renkli ipimizi aldım. Bir tane zincir çekeceğim. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle yapmış olduğumuz yuvanın içinden bir tane sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 defa üzerine doluyorum. Hemen yanına şöyle 2, 2, 2 olacak şekilde trabzan yaptım. Yine 2 defa doladım. 2, 2, 2 defa trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bakın birinci yaprağımızı oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2 defa. 2 kez doluyorum. Tekrar. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yuvaya, aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bakın, ikinci yaprağımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı yuvaya. 2 defa doluyorum üzerine arkadaşlar. Şöyle 2, 2, 2 olacak şekilde çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum yani çekmiş olduğum zincirlerin arasına. 2, 3 zincir çekip tekrar aynı yere battım. Ve evet arkadaşlar, şöyle bir tane zincir çektim. Ve ipimi buradan keseceğim. Evet arkadaşlar, bakın yapraklarımız, çiçeğimiz bu şekilde olacak. Şöyle bunu yazmanızın içinde ne kadar renginiz varsa bütün renkleri kullanarak yaptığınız zaman o kadar güzel bir oya oluyor ki kesinlikle tavsiye ediyorum bu oyayı. Mutlaka denemeniz gereken oyalar içinde olsun arkadaşlar. Bakın şöyle farklı renkleri de bunlar. Şöyle yapıldığı zaman gerçekten harika duran bir oya arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Denemenizi istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz aboneliğiniz ücretsiz arkadaşlar. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Abone olmanızı istiyorum. Videolarımı beğenmenizi istiyorum ve güzel yorumlarınızla bana destek olmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Hoşça kalın.